Ben böyle çok dikkat ederim. Kulübeler, özellikle yedek kulübelerine çok dikkat ederim. Fenerbahçe ilk golü attı, penaltıdan golü attığında, Valencia penaltıdan golü attığında tekrarında kulübeleri gösterdi. Herkes birbirine sarılmış, heyecanla olacak mı olmayacak mı diye bekliyor. Gol olunca İrfan Can Kahveci gibi donuk bir tip bile, İrfan Can Kahveci duygularını çok açığa vurmayan bir adamdır. Donuk bir tip bile oynamamasına rağmen, ki yedek çıkması İrfan Can Kahveci'nin kariyerine çok şey bir şey değil yani, iyi bir şey değil. Mutlaka sıkıntıları vardır. Oynamadığı için canı sıkılıyordur. Fakat inanılmaz bir sevinç gösterisi yaptı. Hatta böyle yes diye bağırdı. Diğer oyuncular Aloyski falan sanki 40 yıllık Fenerli gibi sevindiler. Bu iyi işi. Ruh dediğin şey bu. Bir kere bunu söyleyeyim. Bir. İki. Tweet'i attığımda maçtan önceydi. Kadroyu gördüğümde hemen bu tweet'i attım. Tweet'i getirdin arkadaşlar. Bu tweet'te ne var? Şimdi bu tweet'i maçtan önce atmanın şöyle bir sakatı var. Şimdi Fenerbahçe bugün maçı çok rahat kazanabilirdi. Sonra da derlerdi ki 3-0 bitseydi maç 4-0. Millet ne derdi oldu, ki Apo abi? Ne oldu Apo abi? Bak adam sen beğenmiyorsun Lemos'u bile Sergio Ramos'a çevirdi diye. Tamam mı? Evet. Fakat ne olursa olsun Fenerbahçe isterse bugün 5-0'da kazansa ben görüşümden vazgeçmem. Bu Lemos denen oyuncu 3 sene önce mi 2 sene önce mi bu kulübe geldi. Kim aldıysa bu kulübe kim aldıysa beddua edeceğim neredeyse. Yani beddua etmem gerekir. Tamam mı? Bu olmaz yani. Fenerbahçe'de böyle bir oyuncu falan oynamaz. Şimdi maça bakarlar. 4-2 liderlik geldi. Oo tamam. Bakın. Söz konusu Fenerbahçe'nin menfaatleri ise ben babamı dinlemem. Jesus'muş, Lemos'muş, maç 4-2'ymiş. Hiç umurumda olmaz. Fotoğrafı da verin. Bu uyarım önümüzdeki haftalar içindir. Bakın Sayın Jesus'a şunu birilerinin söylemesi lazım. Namazdan uyarı yazalım. Bak Jesus'un birileri Jesus'a şunu söylemeli. Bakın Türkiye Ligi'nde şampiyonluklar Lemos bizim. Saniyelerle belli olur. Doğru. Bazen tek golle olur. 2 sene önce o Beşiktaş Galatasaray'ın önünde bir golle şampiyon oldu ve biz o haftadan bir hafta önce Sivas'ı yensek biz şampiyon olurduk. Fenerbahçe şampiyondu. Emre Belezoğlu. Küçücük detaylarla şampiyonluklar kaybedilir, doğru, kazanılır. Şimdi bu detaylarda lig sonunda 1 puan, 2 puanla şampiyon olamazsan adama ilk Ümraniye maçını bile hatırlatırlar. Doğru. Tamam mı? Tabii. Böyle bir kadroyla çıktın ki o Ümraniye maçına diye. Tamam mı? Dolayısıyla eğer bizim büyük hedefimiz şampiyonluksa, Avrupa kupalarından önce bile şampiyonluksa, burada bu tip şeylere ben geldim Lemos'u kazandırdım. Sen değil, senin Feriştah Lemos'u kazandıramaz. Lemos Fenerbahçe'nin futbolcusu olamaz. İki, ligi falan seyrettiği de yok. Çünkü sağ stoper oynatıyorsun. Onun sağ tarafında da çizgide Ferdi'yi oynatıyorsun değil mi Ferdi'yi? Evet. Bu ne demektir biliyor musun? Ferdi orada artık önde oynayacak demektir. Geriye gelirken de sıkıntı yaşayacak. O sıkıntı yaşayınca bu üçlü sistemde sağ stoper devreye girecektir. Yani Lemos. Onyekuru tabii. Lemos karşılayacak artık Onyekuru'yu Ferdi'nin hücumdan geç dönüşlerinde. Tamam mı? Ve karşılayamayacağı o kadar belli ki. Ve ikinci gol. Ne kadar komik. Atilla Saray evet ters vurdu. Ama top tesadüf Lemos'un hakimiyetindeydi. Lemos'un önüne düştü top. Müziği değişti. Lemos ne oldu? Kendi kendine yıkıldı. Arkasından Onyekuru geldi. Topu çıkardı. Cuba'da kaleye girdi topla. Evet. Tamam mı? Şimdi bakın. Bunlar maç sonra 3-3'e de gelebilir. Peki teknik heyet uyarmıyor mu Abdülkerim abi yardımcısı? Abi neyi uyaracak? Bir kere futbolcunun özelliğini bileceksin. Lemos ağır bir oyuncudur. Ağırın ziyadesi. Bazen oyuncular ağır da olur. Ama oturaklı olur. Bu adam kötü futbolcu kardeşim. Kötü futbolcu. Yani Fenerbahçe'de 11 falan oynamaz. 3 senedir satacak yer arıyorlar bulamıyorlar. Bulsalar birine satacaklar. Şimdi böyle bir adamı oynatırsan, Jesus değil, Jesus'un kralı olsan ben derim ki yapma. Yapma kardeşim yapma. Yapma. Tisserant'ı oynat gitti hadi gitti. Kur'an çarpsın İsmail Yüksek denen çocuğu sağ stoper oynatırım yine Lemos'u oynatmam. Bak yine Lemos'u oynatmam. Şimdi bu başımıza iş açıyordu. Dün Beşiktaş maçından sonra bir şey söyledim. Şimdi insanlar tabii şöyle söylüyor. Ya kardeşim Beşiktaş kazanınca met ediyorsunuz. Galatasaray 1-0 zar zor kazanıyor met ediyorsunuz. Fenerbahçe 6 atıyor. 4 atıyor. Eleştiriyorsunuz. Ama sen ona bir dakika işte onu söyleyeceğim. Onu başkalarına söyleyeceksin. Ben Galatasaray maçında kazandı. Eleştirdik Ahmet Hoca ile hatta. Çok kötü futbol oynuyor Galatasaray'a. Dün Beşiktaş müthiş muhteşem oynadı dedi herkes. Ben ne dedim? 3-0'lar 3-1'e gelene kadar Beşiktaş oyunun hakimiyetini Karagümrük'e bırakmamalıydı. Olmaz büyük takıma yakışmaz. Bugün de Fenerbahçe'nin büyük takıma yakışmayacak işi şudur. 3-0.
Saraçoğlu stadındasın Kadıköy'de. 5'e 6'yı arayacaksın. 55 bin seyircin eski günlere dönmüş adeta. Susmamış. Susmamış. Ortalık yıkılıyor. İkinci yarıda bir de 3-0 öne geçmişsin. Erken değil yani, ikinci yarıda 3-0 öne geçmişsin. Aynı dünkü Beşiktaş. Bir büyük, evet, bir büyük takım. Beşiktaş yaptı da Allah'tan rakip Karagümrük. Bunu işte Adana Demirspor yaparsan bir anda 3-3'e de gelir maç. Şimdi bir büyük takım ama diyeceksin ki neden, işte neden oluyor. Orada o sayıyı alırsın kardeşim, o sayıyı. Madem oyun içinde de dönüyorsun, dörtlüye dönersin. Dörtlüye dönersin, çıkarırsın oradan Lemos'u oyundan. O sayıyı sağ bek, tamam mı? Şey ne o? Kadıköy Canlı. Salahi ile evet. Perez, evet. Stoper. Sol beke de Ali Özkey'i alırsın. Nefis bir defansın olur. Ya da Ferdi'yi sol beke atarsın. Sağ taraftan alıp sol beke atarsın. Dörtlü defansa dönersin. Bak bu Onyekuru çabuk adam falan ya. Hiç günü yapmadı o sayı hocam. Oyunda olsa. Mesela o ikinci gol falan hayatta görüntüyü olmaz. Görüntüyü verin ya. Hayatta o sayının arkasından önüne geçip ikinci golü attıramaz Onyekuru. Hayatta. Onyekuru ve koşsunlar koşu yarışını o sayı kazanır. Tabii tabii. Tamam mı? Şimdi ben bunları söylemeyeyim mi? Tamam, ben de maç bitti, Sinan biliyor değil mi Sinan? Odada yumruk şov yaptım 4-2 hey be falan diye. Tabii ki sevineceğiz. Tabii ki kahvelerimizi alacağız, sohbet edeceğiz. Lider olmuşuz. Takımımız da ayrıca Fenerbahçe bugün iyi de oynadı. He. Onu da söyleyeyim. Nerede söyleyeceğim? Öyle, iyi oynadı Fenerbahçe bugün. Ben sana söyleyeyim, ben bu kadar oyun beklemiyordum. Ya daha zor bir maç bekliyordum. Fenerbahçe iyi oynadı. İşte diyorum, küçük detaylar. Jesus Hoca küçük detaylara dikkat etmeli. Bak söylüyorum, bir daha Lemos denen oyuncu bu sahada oynarsa Fenerbahçe yine defansta aynı sıkıntıları yaşayacaktır. Yaşayacaktır. Biz dua ediyoruz Serdar Aziz iyileşirse herhalde artık oynatmaz diye düşünüyorum. Ali Özkey'i zaten kalitesi tartışılmaz. Zaten en büyük özelliği müthiş bir sol ayağı var. Çaprazdan maprazdan her yerden gol atıyor. Bu Makedonya'da hatırlıyor musun? Beşiktaş evet. Katında bizim milli takıma son dakika harika bir frikik golü atmıştı. Oradan hatırlıyorum. Bu Ali Özkey daha çok gol atar. Oyundan çıkana kadar Enrique ilk yarı geri olmamasına rağmen sol bek gibi oynadı. Yani üçlünün evet. En solunda en oynayan solunda. Adamdı. Yani beşlinin orta sahadaki dörtlünün şeydi. İlk yarı mesela Akintola'yı sol bek gibi takip etti Luis Enrique. Hiç onun şeyine yakışmayacak. Hani ummazsın ondan. Spor şey adam. Fiziksel yapısına. Yani hücumcu adam. Olağanüstü mücadele etti. Bugün Fenerbahçe'de kim kötü oynadı dersen. Evet, Salah'ı daha dengeli olmalıydı. Lemos çok kötü. Ben hiç öyle oyuncu sevmem. Hiç yani öyle koşarken 2-3 tane top uzaklaştırdı diye stoper falan ben yemem o işleri. Bu kadar rahat çalınmayan, bu kadar ağır. Hele ikinci golde arkasından süt gibi önüne geçti ya şey Onyekuru. Benim için o futbolcu bitmiştir. Gerçi benim için sürpriz değil. Lemos'u bugün bıraksan alacak. Bak alacak, Süper Lig'de takım bulamazsın. Bak Anadolu takımları bile almaz. Dikkat eder. Dolayısıyla hoca ben adam kazandıracağım falan diye düşünüyorsan yarılıyorsun. Detaylarla şampiyonluk kaybedilir. Apo bu kim? Fenerbahçe bugün müthiş oynadı. Yok, görmüyor ki gözüm. İsmail Yüksek galiba arkadan. Yok öyle. Değil. Benim ne bileyim kim değil. Değil mi bu? Luan Perez. 2 metre sol bek değil mi? Sinan abinin Luan Perez'i bu. Enseden baktım. Luan Perez. 2 metre sol bek değil mi bu? Değil. 2 metre sol bek değil mi bu? He, boyu uzun ama sol bek değil bu çocuk. Bugün sol yerinde oynadı. Sol bek gibi oynuyor. Sol stoper bu. Evet. Sol bek gibi oynuyor. Öbürü daha uzun var bir tane. Gustavo Henrique var daha uzun. O 2,5 metre. O bugün yedekteydi. Söylüyorum, Fenerbahçe bugün çok iyi oynadı. Hala bu takıma İrfan Can Kahveci falan girecek. Söylüyorum size, hazır bir İrfan Can Kahveci. Arda Güler falan. Ya Fenerbahçe'nin bu ligi şampiyon yapacak kadrosu var. Yalnız söylüyorum, bak detaylar çok önemli. İşte bak mesela hala Ümraniye maçını hala düşüneceksin kardeşim. Ben o 2 puanı ya ararsam diye düşüneceksin. Dolayısıyla hiç maceraya gerek yok. Fenerbahçe ideal takım. Çok yaşa hocam. Kesilmeyecek oyuncuları vardır, kesmeyeceksin. Ferdi, Osayi, bunlar kesilemez. Kesilmesi teklif dahi edilemez. Şimdi Fenerbahçe'de başkan, yönetici tamamıyla Jesus'a teslim olmuş durumdalar. Teslim. Yani Balotelli değil, Lewandowski bile Jesus'un izni olmadan transfer edilemez. Yani burada her şeyin kararını Jesus veriyor. Bir, bunu bir kere kesin bilmemiz lazım. Zaten öyle olmasa Selahattin Baki falan bugün şey derdi. Ya bu Osman Demoş, biz bunu 3 senedir kakalayacak yer arıyoruz. Hoca bunu oynatıyor. O sayı oynamıyor falan filan demiyorlar artık. Hoca diyorlar, biz hocaya verdik. Anahtarı da teslim ama ettik. Ama hocam kazandığı için. Öyle işte, onun için söylüyorum. Zaten hı, öyle. Şöyle olmaz yani. Ben Balotelli'yle anlaştım. Hocam anlattım, imza attırıyoruz. Atamazsın. Bu Lemos. Bu İsmail Kartal falan olsa attırırsın Balotelli'ye imzayı.
Hop idmana çıkarırsın. İsmail de bir şey demez mesela. Ya evet. Da başkası. Aklıma en sonucu olduğu için o geldi. Yani İsmail'e burada bir şey söylemiyorum. Yanlış anlamasın. Ama o sınıftaki hocalara böyle transferler yaparsın. Zaten önümüzde bir ton öyle adam var. Fenerbahçe'de niye bu kadar çok oyuncu oldu? Anladın mı? Yönetici aldı. Hocanın istediği alındı. Yöneticinin istediği alındı. Falandı filandı. Şimdi bu sene Jesus'a emanet ettiler. Jesus isterse alınır. Jesus'un ne isteyeceğini de bilmiyoruz. Bakıyorlar. Ve Fenerbahçe takımı, şunu söylüyorum. Fenerbahçe takımı bugün öyle, yok öyle oldu, hakemdi falandı, böyle mır 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 falan anlamam. Ahmet Hoca burada üstad konuşacak şimdi. Şunu söylüyorum. Fenerbahçe bugün süt gibi bir galibiyet aldı. Lekesiz. Buz gibi buz yani. Lekesiz, süt gibi tertemiz bir galibiyet aldı. Tertemiz. Pırıl pırıl. Abdülkadir Bitigen. Ama Allah'a var, VAR'a da söylemek lazım. Çünkü bariz penaltıyı, ilk penaltıyı atladı Abdülkadir Bitigen. Atladı, Allah'tan VAR uyardı. Dolayısıyla bir de VAR'la kırmızı kart var. Adamın bileği kırılıyordu Fenerbahçe'nin oyuncunun. Hasan Ceylan'dı galiba. Hakan Ceylan galiba. Hakan Ceylan, Hasan VAR'la Ceylan. VAR'la birlikte, öyle diyelim artık, bunlar bir ekip. VAR'la birlikte Abdülkadir Bitigen'i bugün kutluyorum. Hiçbir lafa, hiçbir affedersin Fenerbahçe'nin galibiyetine B nokta nokta atamaz kimse. Tertemiz, süt gibi bir galibiyet oldu. Tebrik ediyorum. Teknik eleştirilerimi zaten programın başında yaptım. Evet. Üstad'a da sözü bırakıyorum. Hoş, yine ben Fenerbahçelilerin sesi olmak istiyorum. Buyur Abdülkerim. Bakın bunu ister kabul edin ister kabul etmez insanlar. Tamam evet. mı? Biz Fenerbahçeliler şöyle düşünürüz. Rahmetli Selçuk Yula demişti değil mi? Bu ülkede ya Fenerbahçelisindir. Ya da Fenerbahçe düşmanı. Evet, düşman demeyelim, ben de Fenerbahçe karşıtısındır. Fenerbahçe karşıtı. Tamam mı? Yani bunlar, Rahmetli Selçuk bunlar evet anti Fener, Rasim'in dediği gibi. Yani Fenerbahçe birisiyle mücadele ettin mi, bütün Türkiye Fenerbahçe'li olmayanların hepsi o mücadele ettiği takımdan tarafı olurlar. Evet. Dolayısıyla biz bunlara alışığız. Covid gibi bir şeydir bunu bu. Bunu değiştirelim abi. Covid gibidir. Fenerbahçe kompleksi Covid gibidir. Covid'in bir türüdür. Hastalıktır. Böyle bir hastalık var. Salgın hastalık. Fenerbahçe kompleksi. Yani bu mesela gitmiyor. Şimdi bu Onyekuru denen zat, bir de Berhan da, siz artık şunu bilin. Sizin üstünüzde şanlı şerefli mavi lacivert Adana Demirspor forması var. Bravo. Siz artık Galatasaray futbolcusu falan değilsiniz. Hala Fenerbahçe kompleksi kusmanız sizin adamlığınızı gösterir. Aa. Kaç paralık adamsınız ortaya koyarsınız. Anladın mı? El şeyiyle hala işler yapmayacaksın. Kendi şeyinle yapacaksın. Adana Demirspor formasını derdeye girmeyeceksin. Sen Adana Demirspor formasıyla Fenerbahçe'yi yeneceksin. 3 mü gösterirsin, 4 mü gösterirsin o zaman. Adana Demirspor taraftarına ayıp bir de yani. Tabii ki sen hala kendini Galatasaray, sizi ikilettiler oğlum oradan artık. İkilettiler ama siz oradan kovulsanız da sizde Fenerbahçe kompleksi ülkenize gitseniz bile devam edecek. Bu böyle bir salgın hastalıktır. Covid türü bir şeydir bu. Fenerbahçe kompleksi diye bir hastalık vardır. Bu geçmiyor kardeşim. Tamam mı? Bunlar ayıp şeyler. Aynen öyle. Onun için Fenerbahçe taraftarı tahrik olmuş. Ceza alır belki de bunlara bir şey atsa falan filan. Federasyon falan ceza verirken bunları düşünmüyor. Yani taraftar kendi kendine gaza geliyor öyle mi? Şimdi bu tip insanlar bunu yaparlar. Bu bunların dediğin gibi acizliğidir. Sen Adana Demirspor formasının hakkını vereceksin. Adana Demirspor'la geleceksin burada 3 tane atıp yeneceksin. 3 yapacaksın Adana Demirspor'u, anladın mı? Sen geçmişte kalarak, geçmişi yaşayarak bir şey elde edemezsin. Bunları hala mesela futbolu bırakmış eski oynayan futbolcular hala mesela Fenerbahçe aleyhinde tweetler atıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Anladın mı? Bak gitmiş artık herif, ülkesine gitmiş. Böyledir. Ya böyledir yani. Rahmetli tabii, Selçuk Yunay'ı rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Hakikaten çok mekanı doğru söylemiş. Maradona da çok doğru söylemiş. Yani bu ülkede en çok nefret edilen takım kimse, o ülkenin en büyük takımı odur. Tabii. Bu da Fenerbahçe'dir göründüğü gibi. Ali Koç'un yayınına da ben söyledim ya. Evet. Amerika diye ama o da onun şey için, yaptı. Onun için Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Bu tip insanların böyle tarihlerine falan kapılmayın kardeşim. Normal hasta adamlar, hasta. Hayda. Şifa dileyin bunlara. Allah sizi Fenerbahçe kompleksi salgınından kurtarsın Allah diye dua edin. Taş atmayın, eleştirmeyin bu tip çocukları.